ve ekonomi diyoruz. Bugün T24'te Yalçın Doğan'ın lütfen yazısını okuyun. Bence günün önemli yazılarından bir tanesi ekonomi ağırlıklı. O da Erdal Sağlam'dan bir açıklama yapıyor. Şu soruyu sor. Erdal Sağlam geçtiğimiz günlerde bunu dile getirdi. Bu iddiada bulundu. IMF Eylül ayında dedi Türkiye'ye mi geliyor? IMF Eylül ayında Türkiye'ye mi geliyor? Aslında şaşmamak gerekiyor arkadaşlar. IMF Eylül ayında Türkiye'ye gelebilir. Yani Erdal Sağlam demek ki bu bilgiyi aldı ki sağlam bir şekilde onu yine soru şeklinde soruyor. Gazetecilik tarzı onu soru şeklinde soruyor. Tabii diyeceksiniz ki ya Erdoğan yani bu can bu bedende olduğu müddetçe gibi bir klasik sözü vardır ya işte IMF'ye de zamanında işte fena çakmıştır ve hatta demiştir ki IMF'ye ya Davos'taydı zannedersem sizin adamlarınız bu ülkeyi yönetemez burayı bu ülkeyi ben yönetiyorum işte gerekirse IMF'ye borç para vereceğiz gibi gibi. Ha, bunu evet Maliye Bakanlığı yalanlamış ama gelmeyeceği hususunda değil. Yani anladığımız kadarıyla düz bir yalanlamadan bahsediyoruz. Ne var ki açıklamaya şöyle bir baktığınızda Yalçın abi de T24'teki yazısında ona değmiş zaten. Eylül ayında bunun gerçekleşeceği ama bu gerçekleşmenin ne olduğunun henüz daha belli olmadığı yönde. İyi bayram değil, seyran değil. IMF beni neden öptü? Ha, tabii. Ha, öyle IMF'den teknik bir açıklama da geldi. Onu da söyleyecektim zaten. Teknik bir ekip Türkiye'ye gönderilecek diye Eylül ayında aşağı yukarı 11-13 milyar dolarlık bir talebimiz olacağı iddia ediliyor. Her ne kadar Maliye Bakanlığı ve Erdoğan hükümeti bunu yalanlasa da 11-13 milyarlık bir desteğe ihtiyacımız var. Tabii ilk bu IMF'nin geleceğini de aslında Amerikalı bir gazeteci Seymour Hersh Temmuz ayında Erdoğan-Biden görüşmesinde dile getirdi. Ve o görüşme sırasında Türkiye'ye IMF heyetinin gideceğini ve Türkiye'nin de 11 veya 13 milyar dolarlık bir talebinin olduğunu dile getirdi. Bu konuya da zaten Maliye Bakanlığı da, evet teşekkür ederim onu okuyayım şimdi. Maliye Bakanlığı da, Dışişleri Bakanlığı da bu Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'in sözüne veya açıklamasına veya iddiasına bir ses çıkarmadı. Sessizlik de kabul anlamına geliyor. Açıklamada IMF teknik ekibi 4 madde konsültasyonu hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak ifadesi kullanıldı. Tabii 4. madde konsültasyonu nedir onu bilmiyoruz. Ayşe Hanım destek için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abdurrahman Öztaş sizi seviyorum. Bunu okursan sevinirim. Teşekkür ederim. Onu da okudum. Sağ olun, var olun. IMF gelecek ama IMF'nin geldiği vakit tabii önemli. Bildiğimiz kadarıyla Ekonomi Bakanı, daha doğrusu ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek, Eylül ayı başı gibi orta vadeli planı açıklayacak. Yani başka bir isimle yeni ekonomik modeli açıklayacak. Artık bu kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Neymiş? 4. madde, üye ülkelerin istikrarlı bir döviz politikası izleyebilmeleri için gerek birbirleri gerekse fon ile sıkı bir işbirliği yapmalarını öngörmektedir. IMF ana sözleşmesinin 4. maddesi, üye ülkelerin istikrarlı bir döviz politikası izleyebilmeleri için gerek birbirleri gerekse fon ile sıkı bir işbirliği bu IMF'ye başvurmak gibi bir şey. Fon dediği buradan zaten IMF fonundan bahsediyoruz. Tamam mı? Yani 4. madde kapsamında onun için geliyor. Yani Türkiye ile anlaşmak için geliyor gibi bir şey. Buna Erdoğan ne der? Erdoğan'a alıştık zaten artık. Her seferinde partili cumhurbaşkanı çark edebiliyor. Yani bunu Suudi Arabistan olayında gördük. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Rahip Brunson'da, Esad olayında, Rusya olayında uçak düşürme. Buna da alışacağız. Ve IMF heyetini sarayda da kabul ediyor. Kendisi belki kabul etmeyebilir. Cevdet Yılmaz kabul edebilir, Mehmet Şimşek kabul eder ki büyük ihtimal onun misafiri olarak gelir ama belli de olmaz. Erdoğan da kabul edebilir. Diyeceksin ki hani bu can bu bedende kaldığı müddetçe veya işte Davos'ta söylediği gibi IMF'nin adamları Türkiye'yi yönetemez. Aldım burayı, Türkiye'yi yönetemez, Türkiye'yi ben yönetirim sözü. Ne olacak o zaman? Alışırız ki buna. Demek ki dedin kaldın Ahmetciğim. Demek ki Erdoğan'ın canı demek ki başka bedenlerde yani Ahmet de öyle bir yaklaşım içerisinde. Yani şaşmayız buna artık ya. Yani seçmeni de şaşırmıyor ki şimdi. Burada bizi izleyen AK Parti seçmenleri de var. Bizi takip eden. Onlar da şaşırmıyor. Onlar da alıştı artık. Biz de alıştık. Onlar da alıştı. Yani ne yapalım? Bizim reis böyle diyor onlar da. Ama bu dik bir duruş değil. Yani yapma bunu bari. Elinde sonunda
eğer onların elini sıkacaksan, onlarla sarmaş dolaş olacaksan, tekrar diğer örneklerde olduğu gibi, yedi söylediğini, tükürdüğünü yalayacaksan veya ne bileyim söylediğini geri alacaksan yapma. En azından ya işte ikinci papazı vermeyiz bakkası. İşte akıllı insan da bunu akla getiriyor. Yapma bunu, biz de seni eleştirmeyelim. Neden? Çünkü siz cumhurbaşkanısınız, devlet başkanısınız. Sizin sözünüz Erdoğan sözü değil artık. Devletin sözü demektir. Bu bitti. Ve her seferinde refüze olmanız sizi üzmeyebilir. Ama gerçekten ben ve benim gibi sizin seçmeniniz de üzmeyebilir. Ama gerçekten ben ve benim gibi seçmeni üzüyor. Üzmekte. Yani daha diplomatik konuşabilirsiniz. Daha böyle esnek de konuşabilir. Yok kapıları kapattım. Yok öyleyim. Yani mahallenin yalancı kabadayısı gibi. Başka bir örnek verecek olursa, hani gökgürler yağmur bir türlü yağmaz ya. Aynı onun gibi. Ya, yapmayın bunu ya. Çünkü rezil oluyoruz. Toplum olarak rezil oluyoruz. Siz belki farkında değilsiniz ama biz gerçekten toplum olarak, yani söylenen o sözün tekrar yokmuş gibi davranıp elini sıkılması, sarılması, kucaklaşılması, yani beni üzüyor, midemi bulandırıyor ya. Gerçekten midemi bulandırıyor. Ya diyorum, bu nasıl bir siyaset? Bu nasıl bir yaklaşım tarzı? Bu nasıl bir söylem? Neden bunu yapıyorsunuz? Ama Türkiye'de bu yapılıyor.